أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على محمد صلوا على طبيب قلوبنا وقرة اعيننا محمد اللهم Cenab-ı Hak cümlemizi, analarımızı, babalarımızı, dua bekleyen bütün Müslüman kardeşlerimizi affı mağfiret eylesin. Hep kendi yolunda yürümeyi ve inşallah son nefeste imanı kamille huzura varabilmeyi, kabrimize girerken de cennet bahçesine girer gibi girebilmeyi, yarın mahşer günde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatiyle ilkelerle beraber cennete dahil olabilmeyi, cemalini doya doya seyredebilmeyi Rabbim hepimize, analarımıza, babalarımıza, hocalarımıza, dua bekleyen kardeşlerimize de nasip eylesin. Amin. Değerli kardeşlerim, bu dersimizde biricik liderimiz, biricik önderimiz, biricik peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin doğum gecesi olan Mevlid kandilinden, yani alemlere rahmet olarak gönderilmiş Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dünyaya teşrif buyurdukları geceden bahsedeceğiz. Kendisini sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ne kadar Allah katında değeri olduğunu, Allah'ımızın bize efendim onu ikram olarak göndermiş olduğunu ve bizim için dünya ve ahiret mutluluğu, saadeti, huzuru, barışı, bereketi Allah'ın Resulüne uymakta olduğunu sizlerle efendim paylaşmış olacağız. Rabbim Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o güzel hayatından ayetlerle, hadislerle bahsettiğimizde inşallah kendisini Ravza-i Mutahhara'da, Medine-i Münevvere'de haberdar etmek suretiyle ümmetim dediği o güzel insanların listesine kaydolmayı hepimize de nasip eylesin. Ne güzel bir şeydir. Allah onu çok sevmiş. Rabbimiz Kur'an-ı Hakim'inde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme hiçbir peygambere ikram etmediği o güzelliklerden bahsetmiş. Ve Rabbimiz Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam adına Kur'an-ı Kerim'in Enbiya suresinin 107. ayetinde Estaizu billah bismillah ve ma erselnake illa rahmeten lil alemin sadakallahul azim. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik buyuruyor Rabbimiz. Onun için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kıymetini bilmek için seviyeli bir Müslüman olmak gerekir. Seviyeli, kaliteli, size ne anlatılıyor, Allah neden haber veriyor, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın değeri nedir, onunla ilgili olan bütün açıklamaları insanın bir ders olarak evinde, iş yerinde, efendim hayatının bütününde efendim birebir alması, algılaması ve onu öğrenmesi, yaşaması lazım. Düşünebiliyor musunuz? En zor dönemde, karanlık bir dönemde, herkesin böyle adeta maddeleşmiş olduğu bir dönemde, herkes böyle putlara, kendi elleriyle yapmış oldukları heykellere, büstlere efendim tapmış olduğu dönemlerde, kadınların, kızların hiçbir kıymetinin olmuş olmadığı bir dönem var. O cahiliye dönemi. Bugün de aynılarını biz yaşıyoruz. Faizin böyle ayyuka çıkmış olduğu bir dönemdi o zaman. Bugün de efendim insanlar maalesef bu noktada çok büyük bir sıkıntı yaşıyor. İşte
Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem nasıl 1400 küsür sene evvelinde insanlığa bir efendim ufuk çizdiyse, insanları adeta Allah'ın nuruyla buluşturduysa, bugünün insanları olarak da biz de peygamberimize çok ihtiyacımız olan bir günü, bir asrı yaşıyoruz. Allah peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın o sünnetini, yaşayış biçimini efendim bize günümüze de getirmeyi, evimizde, sokağımızda, ülkemizde ve İslam aleminde, bütün dünyada peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın getirdiği düzenin hakim olmasını nasip etsin inşallah. Amin. Yolların en hayırlısı Hazreti Muhammed'in yoludur. Peygamberimizin sünnetidir sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü peygamberimizin yolu Kur'an'ın rehberlik ettiği dosdoğru yoldur. Hayatını eğer bir insan Kur'an'a uydurmak istiyorsa, hayat programını Kur'an'dan almak istiyorsa, peygambere, Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve selleme tabi olur. Evet, Rabbimiz Ahzab suresinin 21. ayetinde buyuruyor ki bize, Bismillahirrahmanirrahim. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Allah Celle Celaluhu yemin ederim ki diyor. Allah'ın yemini herhalde çok önemli bir olay ki yeminle başlamış Mevlamız. Burada çok dikkat edeceğiz. Allah Celle Celaluhu yemin ederim ki sizin için Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem güzel bir efendim örnektir. Yani rol model diyoruz ya, birilerini örnek alacaksın, birisinin efendim izinden gideceksin, izindeyiz, Hazreti Muhammed'in izindeyiz. Bu yoldan dönmeyiz asla, peygamberin izindeyiz demeliyiz. Demeliyiz, çocuklarımıza da bunu efendim öğretmeliyiz. Neslimizi, zürriyetimizi kıyamete kadar Allah peygamberimizin izinden, yolundan, sünnetinden ayırmasın. Amin. Sahte önderler, sahte liderler, sahte izinden gidecek kimselerle işimiz olmaz. Efendim içkicilerle, kumarcılarla, kadın efendim düşkünü kimselerle asla insan beraber yürüyemez. Allah'tan korkmayan kimselerle, namazsız, abdestsiz kimselerle yürüyemez. Onun için Müslüman olarak az önce dediğimizi tekrar ediyoruz. Seviyeli bir Müslüman peygamberimizin kıymetini bilir. Peygamberimizin dünyaya gelmiş olduğu şerefli gece Mevlid kandilini böyle efendim canı gönülden ne zaman gelecek ben de peygamberimiz aleyhissalatü vesselama o mübarek doğum gecesinde bir hediye bırakayım. Yani birisinin doğum partisi oluyor, ben doğum efendim, günü kutlaması falan oluyor. Peygamberimizin de doğumunu kutlamak için ona biz bir gömlek, bir çiçek, bir efendim işte hediye alamayız. Ne alacağız? O gün için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a şimdiden hazırlık yapacağız. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Muhammed. Ya Muhammed seni efendim iyice ben tanımam lazım, hayatımın içerisine almam lazım. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı bir insan o kadar sevmeli ki Kur'an bize bunu yine ifade ediyor. Bunlar çok önemli haberlerimiz. Ahzab suresinin 6. ayetinde Rabbimiz buyuruyor ki bize, Bismillah, ennebiyyü evlâ bil mu'minîne min enfusihim. Peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem müminlere kendi canlarından daha üstün olması gerekir. Kendi canlarından bile daha üstün. Onun için hadis-i şerifte gelmiş ki la yu'minu ahadukum hatta ekuna habbe ileyhi min validihi ve veledihi ve'n-nas ecmaîn. Bir insanın kendisine bütün çoluk çocuğu, anası babası, insanın hepsi bir tarafa Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sevgisi daha üstün basmıyorsa, kendi canından da ayet-i cellede gördüğümüz gibi daha üstün gelmiyorsa peygamber sevgisi, peygamberin yolu, o insan tam iman etmiş olamaz. Ya Rabbi bizi
peygamber sevgisiyle efendim donat. Her tarafımızı efendim kalplerimizi doldur böyle. Onun sevgisiyle yaşayalım. Onun sevgisiyle ayakta kalalım. Sünnetini efendim ayakta tutalım. İnşallah yine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Havz-ı Kevser'inden içmek suretiyle kana kana sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a cennette komşu olalım diliyoruz. Bize bütün dua bekleyen kardeşlerimize aynen diliyoruz inşallah. Dostlar, bu gece için ne güzel söylemiş mübarek Süleyman Çelebi mevlidinde. Doğdu ol saatte ol sultanu din, nura gark oldu semavatü zemin. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğduğu saatte yerler gökler hep böyle nurlarla doldu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam babasını Abdullah'ı 2 ay önce doğmadan kaybetmişti. Annesi Amine efendim yetim bir yavru dünyaya getirdi. 6 yaşında da annesini kaybetti. Öksüz kaldı. Yani yetimlere örnek Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Öksüzlere örnek Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendim gitti koyun çobanlığı yaptı efendimiz. Çobanlık yapanlara örnek Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Döndü İslam adına güzel efendim çalışmalar yaptı. Orada adeta kendisi çalıştı, gayret etti, hazırda böyle efendim bulmadı bu dini. Öyle gayret etti ki zaman geldi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o başından aşağıya işkembe bıraktılar, hayvan işkembesi. Yine sabretti, sabretti, sabretti. Bazen açlıktan karnına 2 tane taş bağladı. Bazen oldu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dini bin İslam'ı yayarken savaşlarda kanlar içerisinde yüzü kaldı, çenesi kaldı, dişleri kırıldı. Ama davadan yılmadı, davayı bırakmadı. Bize ne oluyor ki? Onun ümmetiyiz. Hemen efendim gevşiyoruz. Sakın, sakın yürüyeceğiz bu davada, bu yolda. İnşallah Rabbim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın davasını dünyaya hakim kılabilmeyi, bu bayrağı efendim yeryüzünün bütününe kaldırabilmeyi, dikebilmeyi, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah hakimiyetini efendim görebilmeyi ve görmesek de inşallah şehit olarak huzuruna varmak suretiyle Hazreti Hamzalara cennette komşu olabilmeyi nasip eylesin. Amin. Dostlar, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle ki Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle yine Rabbimiz bize diyor ki Ali İmran suresinin 31. ayetinde şu mesaja bakın. Aziz dostlar, değerli kardeşler, mesaja bakın. Rabbimiz diyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Kul in kuntum tuhibbunallah fettebi'uni yuhibbukumullah. De ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem benim kullarıma bunu söyle. De ki eğer siz Allah'ı seviyorsanız, Allah'ı seven bir kimse, şimdi bu bir iddia değil mi? Ben Allah'ı çok seviyorum, Allah'ı seviyorum. Harika bir şey, tamam. O zaman Allah'ı seviyorsan ve Allah'ın sevgisini elde etmek istiyorsan, işte Rabbimizden mesaj, işte Allah-u Teala'dan sana ayet, işte Kur'an'dan bir delil. Allah diyor ki, söyle kullarıma, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun. Yani Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmak gerekiyor ki yuhibbukumullah, Allah da sizi sever. Allah'ın sevgisini elde etmek Hazreti Muhammed'e uymaya bağlı. Otururken, kalkarken, yerken, içerken, yatarken, efendim sosyal hayatta, efendim bütün Hazreti Muhammed nasıl yapmıştı, o şekilde yapmaya çalışayım demeliyiz. Yaparsak çok kâr ederiz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bizi bekliyor. Ümmetim, ümmetim deyip efendim mübarek müjde verdi. Dedi ki şefaati, benim şefaatim kıyamet gününde li ehl kebairi min ümmeti, benim ümmetimden büyük günahlar işleyenler olacaktır dedi. Yani sen zamanda yanlışlar yapmışsın, tövbe ettin, efendim
Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem devreye yarın mahşer gününe girecek ve diyecek ki Allah'ım ben rica ediyorum, referans oluyorum. Ümmetim çok zor bir dönemdeydi, kıyamete yakın bir dönemdeydi, günahlar ayyuka çıkmıştı, herkes fitne fesat içerisindeydi. Bu da kendisini korumaya çalıştı, bazı yanlışlar oldu, sen bunu affeder misin? Şefaatim efendim, şefaatimi kullanmak istiyorum. Allahu Ekber. Allah sevdiği için peygamberimizi kırmıyor. Rabbim inşallah peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu şefaatini elde edebilmeyi de nasip eylesin. Yani ümmetin dediği kimselerin arasına girmeye efendim çalışalım, gayret edelim. Evet dostlar, yine peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bizlere men eta'ani fakat eta'Allah ve men asani fakat asallah. Buhari'de yine Müslim'de geçen hadis-i şerifte kim bana itaat ederse Allah'a itaat etmiştir. Kim bana isyan ederse Allah'a isyan etmiştir. Niye? Ayette delili var çünkü. Efendim delili nerede? Nisa suresinin 80. ayetinde. Allah Celle Celaluhu diyor ki Kur'an-ı Kerim'inde Bismillah Nisa suresi 80. Men yuta'ir rasul fekad eta'Allah. Kim peygambere itaat ederse muhakkak ki Allah'a itaat etmiştir. Bu kadar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah katında bir değeri var. Düşünebiliyor musunuz? Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı Allah o kadar seviyor ki, o kadar ona değer vermiş ki, onunla giden bütün kimseler efendim orada kapılarına sonuna kadar açılan efendim bir adres bulabiliyor. Ne güzel söylemiş Necip Fazıl rahmetullahi aleyh. Müjdecim, kurtarıcım, efendim, peygamberim, sana uymayan ölçü hayat olsa teperim demiş. Yani o kadar peygamberimize bağlanın ki, o kadar bağlanın ki o bizim hem müjdecimiz, hem kurtarıcımız, hem efendimiz, hem peygamberimiz. Peygamberimize sen yoluna uymayan bir şey varsa isterse dünya orada gelsin bize. Kardeşim Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunu onaylamamış. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bugün olsaydı bunu yapmazdı kardeşim. Düğününü yaparken dikkat et, peygamberimiz bugün hayatta olsa o kapıdan içeriye adımını atar mı? Efendim herhangi bir şekilde çocuğuna bir isim verirken peygamberimiz böyle yapar mıydı? Ne kadar biz hayamızı kaybettik, utanmamızı kaybettik. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bekarlığa son partisi, son verme partisi diye bir parti kurulur mu Allah aşkına ya? Utanır insan ya. Eskiden böyle bir şey efendim asla konuşulmazdı. Bir kadın doğum yapacağı zaman bir efendim karnında hafif böyle çocuk taşıdığında, hamile olduğunda herkes de onu gizlemeye çalışırdı. Bu nasıl bir evrilme, devrilme, savrulma olmuş bizde ya? Allah sonumuzu hayır getirsin. Allah sonumuzu hayır getirsin. Görüyorsunuz İstanbul'un şu anda bir aylık suyu bile kalmadı. Bir aylık. Yani ara Rabbi sen bizi koru muhafaza eyle. Allah'ım dostların hürmetine bizi acı. Merhamet eyle ya Rabbi. Susuz perişan oluruz biz. Hayatımız yeter kardeşim. Senin arabanın güzelliği de villanın efendim işte dairenin neyse artık hiçbir tanesi sökmez. Girdiğin zaman tuvalete büyük abdestini aldığın zaman yaptığın zaman oraya su lazım temizlenmen için. Sifonu çekmen için su lazım kardeş. Sakın ha. Kibirlenme, gururlanma. Efendim Müslümanları hor germe. Allah'ın yolundan efendim ayrılma. Beş vakit namazını terk etme. Allah Allah. Yani böyle ihtiyarların bir dini gibi kaldı. Gençler kendilerine göre bir Z kuşağı uydurdular. TikTok'tan ayrılmıyorlar. Kendileri birbirlerine efendim işte bir şeyler söylüyorlar. Ne namaz var, ne abdest var, ne şükür var, ne Allah ile buluşmak var. La havle ve la kuvvete illa billah. Allah sonumuzu hayır getirsin. Toparlanmayı, tövbe etmeyi nasip eylesin inşallah. Evet dostlar. Elhamdülillah. Şöyle bir kaç grupta
Salavat-ı Şerife kampanyası yapılıyor. Siz de bir grup kurun dostlarınızdan WhatsApp'ta, Salavat-ı Şerife grubu. İnşallah ona böyle 30 kişiyi, 50 kişiyi alın ve herkes ben bugün 300 tane, 500 tane, 1000 tane Salavat-ı Şerife getirdim diye bu mesajı atsınlar. Bunların dualarını efendim Kandil gecesinde, Mevlid Kandili'nde yapalım. Yasinler okuyalım, hatimler okuyalım. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a hediyelerimiz olsun. İnşallah hayatımıza bir devrim niteliğinde bir Mevlid gecesi ortaya koyalım. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı günümüze nasıl yansıtabiliriz? Peygamberimizin sünnetini nasıl efendim bugün kullanabiliriz, yaşayabiliriz? Bunun derdi bizlere efendim adeta heyecanlandırmalı. Mesela bir kardeşler grubu hoşuma gitti. Bir cemaat kardeşler grubu demişler ki 8 milyar insan yaşıyor dünyada. Efendim gavuruyla, Müslümanıyla, efendim bütün ateisti, komünisti, bunların hepsi bir insan neticede. Bunlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı hatırlamasalar bile biz hatırlayalım. Her bir tane 8 milyar insan için birer tane salavat-ı şerif peygamberimize hediye edelim. 8 milyar salavat-ı şerife kampanyası. Çok güzel, harika bir şey. Biz de binlercesini yapalım, milyonlarcasını yapalım ama gayret edelim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mevlid Kandili'ne böyle bir güzellik hazırlamaya çalışalım. Yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir gün kendisine geldiğinde kıyamet ne zamandır diye soran kimselere kıyamet için ne hazırladın diyor. O kimse de çok namazım, orucum falan yok diyor. Yani 5 vakit namazımı kılıyorum, Ramazan orucumu tutuyorum ama ben Allah ve Resulünü seviyorum deyince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ente ma'a men ahbebte buyurdu. Sen sevdiğinle berabersin. Sahabe dedi ki ya Resulallah biz de öyleyiz. Bize de var mı? Evet buyurdu. Bütün ümmetine o sevgiyle beraber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a komşu olma, onun efendim inşallah şefaatini kazanma hakkımız olacaktır diye düşünüyoruz, temenni ediyoruz, dua ediyoruz. Dostlar, bu gecede Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğum gecesi Mevlid Kandili'nde insan muhakkak yatsı namazına camiye çıkmalı. Sabah namazına muhakkak camiye çıkmalı ki o geceyi bütün ihya etmiş olsun. Sonra evimizde bir günlük kaza namazı kılmaya çalışalım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ümmet olduğumuz için, bu dinin ve İslam'a Allah bizi kavuşturduğu için iki rekat şükür namazı kılalım. Allah rızası için ya Rabbi bu kadar nimetler verdin elhamdülillah, peygamberimizin ümmeti kıldın elhamdülillah, şükür namazı kılacaksınız. İki rekat kılalım inşallah. Sonra hiç beklemeden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salavat-ı şerife getirme. 100 tane tevbe istiğfar, 100 tane la ilahe illallah, 100 tane Allahümme salli ala Muhammed ve ala Muhammed. O gece efendim bir Yasin-i Şerif olan efendim evimizdeki yavrularımız, evlatlarımıza güzel bir dua. Erken yatıp erken kalkmaya gayret edeceğiz inşallah. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle, ahir ve akıbetlerimizi hayreyle, her türlü kazadan, beladan, depremden, afattan muhafaza eyle. Peygamberimiz izinle yolundan bizleri, evlatlarımızı, neslimizi ayırma. Damatlarımızı, gelinlerimiz de Peygamberimiz yolundan ayrılmasınlar. Evlerimizde hep Kur'an sesi, Peygamberimizin hadislerinden böyle güzel konuşmalar, efendim İslam'ın o güzel ilahilerinden, salavat-ı şeriflerinden güzellikler olsun ya Rabbi. Amin, amin, amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyil ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Sevdim seni mabuduma
Canan diye sevdim, sevdim seni mabuduma. Canan diye sevdim, bir ben değil alem sana hayran diye sevdim, bir ben değil alem sana hayran diye sevdim. Ya Resulallah, ya Habiballah, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, canım kurban olsun senin yoluna. Adı güzel kendi, güzel Muhammed. Canım kurban olsun senin yoluna. Adı güzel kendi güzel Muhammed. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.